Bir diğer Düzceli hemşehrimiz bize ulaşım sorununu nasıl çözeceksiniz diye sormuş. Evet, gerçekten Düzce'nin sevgili hemşehrilerim ulaşımla ilgili ciddi sorunları var. Yani özellikle bu şehirden geçen uluslararası trafiğin şehre katmış olduğu bir yoğunluk var. İşte Ankara'dan İstanbul'a ya da işte doğudan batıya, batıdan doğuya seyahat edenler, yine Batı Karadeniz'den gelip Düzce'den işte uluslararası trafiğe dahil olanlar, yine kalıcı konutlar bölgesinden ve şehir dışındaki diğer ilçe, belde ve köylerden Düzce'ye gelenler, hepsine yazık ki bugün ciddi anlamda bir trafik karmaşası içerisinde seyahat etmek zorunda kalıyorlar. Yine aynı şekilde bu karmaşanın içerisinde ciddi anlamda da bir hava kirliliği ortaya çıkmaktadır. Egzoz gazı sebebiyle ki atmosferi kirleten en önemli etmenlerden bir tanesi de hava kirliliğidir, egzoz gazıdır. Yapılması gereken şey çok belli saygıdeğer hemşehrilerim. Geldiğimiz zaman inşallah yapacağımız işte odur. Öncelikle çevre yollarını bitirmek suretiyle uluslararası trafiği Düzce şehrinin içerisinden çıkaracağız. En önemli hedeflerimizden bir tanesi budur. Yani İstanbul'dan Ankara'ya gidenler ya da işte batıdan doğuya seyahat edenler bir şekilde Düzce şehrinin içerisinden değil, etrafından açtığımız, ki bunların çoğu açılmıştır, onu da söyleyeyim. Sadece yarım bıraktıklarımız olduğu gibi duruyor. Onları da geldiğimizde tamamladığımız zaman mecbur istikametler koymak suretiyle Düzce şehrinin dışarıdan gelen trafiği dışına taşıyacağız. İkincisi, yine Batı Karadeniz'den gelen ve kalıcı konutlar bağlantı yolu üzerinden otobana giden trafiği de Kervan Köprülü kavşağından itibaren üst geçitten geçirmek suretiyle Düzce şehir merkezine indirmeyeceğiz. Yani oradaki kervandaki o her akşam herkesi 20 dakika, 30 dakika, hatta bazen daha da uzun sürelerle bekleten o kavşak karmaşasını ortadan kaldıracağız. Oradan Kervan Köprülü kavşağından itibaren otogara doğru üst geçitler üzerinden yolu götürmek suretiyle Düzce şehir trafiğine indirmeden orayı geçmiş olacağız. Bir diğeri de yine kalıcı konutlardan gelen yoğun trafiği E5'in altından Dalçık'la geçirmek suretiyle Rasim Betir Bulvarı'na bağlayacağız. Bununla ilgili çalışmaları da zamanında bitirmiştik. Bütün kamulaştırma çalışmaları, altyapı çalışmaları bitmişti. Onu da Rasim Betir Bulvarı'nın başına bağladığımızda kalıcı konutlardan gelen trafik de vatandaşlarımız da hiçbir engele takılmadan Düzce şehrinin içerisine Rasim Betir Bulvarı'na dahil olmuş olacaklar. Onun dışında yine Düzce'nin etrafında helizonik olarak daha önce açmak için büyük çaba sarf ettiğimiz 3 tane dairesel anlamda çevre yolunu da tamamlayıp iç bağlantı yollarını da bitirip, ki daha önce yaptıklarımız var. Örnek vermek gerekirse Ruhi Kurnaz Bulvarı gibi, Öztürklerden giden bulvar gibi, yine Ela Bahriyeli Oral Bulvarı gibi, böyle bu etraftan dolaşan, daire şeklinde dolaşan çevre yollarına bağlantı yollarını da tamamladığımızda Düzce şehir içi trafiği de ciddi anlamda rahatlayacaktır. En önemli hedeflerimizden bir tanesi de Düzce'nin içinden geçen D100 karayolunu, yani İstanbul-Ankara yolunu ve D655 diye bilinen Akçakoca'ya giden yolu Düzce'nin şehir içi yoluna, yani İstanbul Caddesi gibi, Rasim Betir Bulvarı gibi Düzce'nin şehir içi yoluna inşallah dönüştüreceğiz. Ve Düzce'nin içerisindeki bu trafik keşmekeşine de bir anlamda son vermiş olacağız. Tabii ki ulaşım organizasyonunda, yani belediyenin ulaşım aşağı vasıtasıyla yapmış olduğu toplu taşımacılıkta da çok ciddi sorunlar var. Özellikle küçük minibüslerin ortaya çıkardığı bir karmaşa. İnşallah onu da en kestirme çözümlerle, müstecirlerimizle oturup konuşmak suretiyle en kestirme çözümlerle inşallah onu da çözmüş olacağız. Yine arkasından dışarıdan şehre gelen trafiği de sadece hepsini otogarda toplamak yerine bir batı garajı oluşturmak suretiyle şehrin içerisinden geçmelerini değil de getirdikleri vatandaşı batı garajına indirmeleri noktasında da bir çalışmamız olacak. Yani bütün bunlar tamamlandığında hem şehrin içerisinde bir trafik keşmekeşi azalmış, yok olmuş olacak, hem de şehrin içerisindeki ciddi egzoz gazı emisyonu da ortadan kalkmış olacak.
İnşallah seçimi kazandığımızda bunları düzce de başaracağız. Şimdi bir soruya daha geçiyorum. Müsaadenizle. Evet, bir saygıdeğer hemşehrilerimiz biraz zamanın gerisine giderek zamanında Metin Kaşıkoğlu'nun elinde gezdirdiği belgelerin akıbeti ne oldu diye sormuş. Buna en güzel cevabı aslında Metin Bey verdi. Çünkü elinde belge ve bilgi olduğunu iddia eden Metin Kaşıkoğlu bu sayede beni biliyorsunuz birinci belediye başkanlığımın sonunda, birinci dönemin sonunda tekrar belediye başkanı olmamı bir şekilde engellemişti. Ama 5 yıl sonra aynı Metin Kaşıkoğlu elinde hiçbir belgenin olmadığını, Düzce'de Mehmet Keleş olmadan seçim kazanmanın da mümkün olmadığını AK Parti Genel Merkezi'ne söyledi ve ben yeniden Düzce'ye belediye başkanı adayı olarak AK Parti'den geri döndürüldüm. Herhalde Metin Bey'in elinde ya da bir başkasının elinde gerçekten böyle bizimle alakalı bir belge bilgi olsaydı o mutlaka değerlendirilirdi ve karşılığında da bir soruşturma, bir kovuşturma olurdu. Bugüne kadar hiçbir soruşturma, hiçbir kovuşturma, hiçbir müfettiş araştırması ya da incelemesi ya da bir muhakkik soruşturması geçirmediğimize göre geçmişte yapılan dedikoduların tamamı yalan demektir. Bunu da siz saygıdeğer Düzce'li hemşehrilerim en çok şunla test edebilirsiniz. Mehmet Keleş'i hanginiz bir gün adliye kapısında, mahkeme kapısında gördü ya da bir takım dedikodu mihraklarının uydurduğu hangi konuyla ilgili Mehmet Keleş bugüne kadar bir soruşturma geçirdi. Buna bakmanız sadece yeterli. Gerisi tamamen lafı güzaftır. Metin Bey de o gün öyle söyledi zaten. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisine yani daha önce söylediklerine rağmen bugün bunu nasıl söylüyorsun Metin Bey dediğinde onlar siyasette efendim geldi geçti gibi basit bir soru cevap verdi ve tabii ki bugün onların tamamı rafa kalktı. Hiçbirisinden hiçbir şekilde eser dahi ortada kalmadı diyor ve bir soruyla devam ediyorum yeniden. Evet. Yapmış olduğunuz işlerin Faruk Özlü tarafından yıkılmasını nasıl yorumluyorsunuz? Tabii evet yani ciğer sorulardan bir tanesi de bu aslında. Saygıdeğer Düzce'li hemşehrilerim. Tabii ki bir belediye başkanı bir süre için halk tarafından takdir edilmek üzere seçilir. Halk belediye başkanına bizi temsilen seni seçiyoruz der. Seçimin sonucu ifade açısından söylemek gerekirse budur yani. Halk der ki bizim adımıza bu şehirdeki yapılması gereken işleri yapmak üzere 5 yıllığına seni seçiyoruz. Bir süre verir, 5 yıl. Aynı zamanda bir bütçe verir. O süre içerisinde Düzce Belediyesi'nin gerek İller Bankası vasıtasıyla genel bütçeden almış olduğu paylar, gerekse Düzce şehrinde oluşan milli hasıla karşılığı olan bütçe de senin emrindedir. Halk aynı zamanda bunu söyler belediye başkanına. Sana bu parayı tahsis ediyoruz. 5 yıl süre içerisinde bizden almış olduğun yetkiyle bu şehri sen idare et der. Ve belediye de aynı şekilde belediye başkanına vermiş olduğu yetkinin bir benzerini de belediye meclisine verir. Belediye meclisindeki bulunan kişiler de Düzceliler içerisinden seçilmiş insanlar, Düzce adına bunları kontrol ve koordine etme göreviyle görevlendirilir. Aynı zamanda da karar verme mekanizması olarak görevlendirilir. Yani aslında Düzce şehrinde bir belediye başkanının hizmet süresi içerisinde yapılan bütün işlerin kararları tamamı belediye meclisinde verilir. Bütçenin harcanılması, nerelere harcanacağı, hangi kalemlerde hangi işlerin yapılacağı, hangi ihalelerin yapılacağı. Yine meclisin içerisinden ve bürokrasinin içerisinden seçilmiş kişiler bu bütçenin kullanımı ile ilgili ihale yapma yetkisine sahiptir. Yani encümen başkanı, üyeleri, belediyenin bütün bu oluşan hasılasının harcanması noktasında alım satımlardan tutun da yapım işlerine kadar, satın almalara kadar hepsini belediye meclisinin içerisinden seçilmiş kişiler belediye encümeninde ihale yapmak suretiyle yaparlar. Bir tek şart vardır ortada, o da kanunlardır. Yani
belediye başkanı olarak şahsıma ya da belediye meclisinin şahsına ya da belediye encümeninin şahsına söylenen bir tek şey vardır. Bu belediyeyi bizim adımıza 5 yıl yönetin, bir şartla kanunlar çerçevesinde yönetin. Yani taşı şöyle yapın, toprağı böyle yapın, yolu oradan geçirin, kaldırımı böyle yapın, sanat eserini buraya koyun, koymayın. O ihaleyi yapın, bu ihaleyi yapmayın, o satın almayı yapın, bu satın almayı yapmayın gibi bir ayrıntı yoktur. İş neyi gerektiriyorsa, şimdi buradan hangi sonuca gelmek istiyorum? Düzce Belediye Başkanı'na ve Düzce Belediye Meclisi'ne, encümenine halkın vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde Düzce'de bazı işler yapılmıştır. Ve o dönemi, o dönem o başkana ve heyete oy veren Düzce'lileri bağlar. Yani bu başta belediye başkanına, belediye encümenine yetki veren o günün seçmenine hakaret olur. Dolayısıyla bugün yapılan tahribat, ortaya çıkaran tahribatın iki yönü vardır. Birincisi, geçmişte halkın iradesiyle hizmet eden o başkana ve kurullarına saygısızlık. İkincisi, kamu zararıdır. Şimdi ben size soruyorum. Park gazinosu binası yeni yapılmış bir binaydı. Ciddi para harcanarak yapılmıştı. Ciddi de fonksiyonel bir binaydı. İçerisinde altında bowling salonu vardı. Zemin katında kafeterya, restoran, çay bahçesi vardı. Çay salonu vardı yani. Üstünde de hakikaten Düzce şartlarına göre bakıldığında uygun şartlarda düğün yapılabilecek bir de düğün salonu vardı. Şimdi bu binayı Düzce Belediyesi'nin yıkıp birazcık öteye, onun büyüklüğüne yakın başka bir bina yapmasının ne anlamı var? Yıkılan binanın parası çöpe gitmiştir. Yeni yapılan binanın parası da bana göre çöpe gitmiştir. Dolayısıyla tabii ki bir şehirde bazı şeyler eskiyebilir. Bazı şeylerin dönüşümüne ihtiyaç olabilir. Mesela kentsel dönüşüm yapıyoruz. Neden kentsel dönüşüm yapıyoruz ya da böyle bir şeye niye ihtiyaç duyuyoruz? Eskidiği için. Bir kent dokusu eskimişse o kent dokusu o kente görüntü itibariyle ya da güvenlik itibariyle ya da karmaşa itibariyle bir zarar veriyorsa, hiç kimse ondan memnun değilse, mesela eski sanayi çarşısı gibi orayı değiştirip dönüştürebilirsiniz. Eski binalar yıkılır, yeni binalar yapılır, daha modernleri yapılır. Herkes memnun olur, bu işte kar vardır. Emlak değerleri artar. Bölgenin genel anlamda cazibesi artar. Şimdi bakıyorsunuz mesela gençlik merkezi. Düzce'de kaç tane gençlik merkezi var ki siz var olanı yıktınız? Ya da gençlik merkezinin yanındaki ortaokul. Zaten depremden sonra yapılmış bir binaydı. Kime ne zararı vardı? O binanın tekrar yapılması kaç paraya tekrar yapılabilir? Ya da eski binanın yapılan o binanın parası çöpe atılmış olmuyor mu? Dolayısıyla neresinden bakarsanız bakın, Faruk Bey'in yapmış olduğu bu yıkım hiçbir şekilde, hiçbir mazeretle izah edilebilecek bir şey değil. Bunların hepsinin zamanı geldiğinde hesabı sorulacaktır. Bu kamu zararlarının hesabı sorulacaktır. Bunlar Düzceli'nin paralarıdır. Çöpe atılmıştır. Ve bunun müsebbipleri de yeri ve zamanı geldiğinde mutlaka adli merciler önünde mutlaka bunun hesabını vereceklerdir. Çünkü devlet her zaman 18 yaşındadır. Olaylar gelir geçer. Siz o olayların içerisinde yoğrulurken bazı şeylerin farkına varmazsınız. Ama yeri ve zamanı geldiğinde de yaptığınız geçmişte bir hata varsa o hatanın da bedelini en ağır biçimde ödersiniz. Evet, yeni bir soruya geçelim. Evet, kervan yolunu bir türlü yapamadılar. Sizin projeniz var mı? Evet, kervan kavşağını geldiğimizde bir kez daha ifade etmek gerekirse kalıcı konutlardan gelen yolu üstten geçirmek suretiyle ki orada aslında bir doğal ayırıcı oluşturuldu. Bilmiyorum insanlar ne kadar farkında. Bir şehri bölen, ayıran, ikiye ayıran, bir parçadan diğer parçaya geçmeyi zorlaştıran şeyler aslında o şehrin sırtında ciddi yüktür. Mesela şehrin içinden geçen otoban bağlantısı, yani kalıcı konutlardan ta otobana kadar geçen yol aslında Düzce şehrinin ortasında bir doğal ayırıcı vazifesi görmektedir. Bir şekilde bizim bu doğal ayırıcıları daha çok az şehri bölen ya da engelleyen şeylere dönüştürmemiz lazım. Mesela Düzce şehrin içerisinde D100 karayolu bir doğal ayırıcıdır. Akçakoca karayolu
doğal ayırıcıdır. Asar Deresi bir doğal ayırıcıdır. Biz şimdi bir de buna bu kervandan başlayıp otobana doğru giden, otogara doğru giden yolu bir doğal ayırıcı olarak koyduğumuzda şehir paramparça. Mesela zamanında Çoban Alt Geçidi yapılırken eğer karayolları standardında değil de Düzce Belediyesi'nin ortaya koymuş olduğu standartlarda yapılmış olsaydı, yani bir tüp geçit olsaydı, üzerinden o karşı mahallelerin hepsi rahat bir biçimde Düzce'ye katılabileceklerdi. Ama o karayolları standardına düşürülünce sadece İstanbul Ankara arasında seyahat eden insanlar durmadan geçiyorlar. Biz yine duruyoruz. Mesela İstanbul tarafından geliyoruz Düzce'ye girmek için, sağa dönerken ışıktayız, sola dönerken ışıktayız. Düzce'nin içinden Akçakoca'ya doğru giderken yine ışıklarda duruyoruz. Direkt geçemiyoruz. Dolayısıyla bu tür kavşaklar, köprülü kavşaklar, alt geçitler o şehrin içerisindeki trafiği rahatlatmak için yapılması gerekir öncelikle. Dolayısıyla biz Kervan Köprülü Kavşağı'nı da bir şekilde üst geçit haline dönüştürmek suretiyle hem Karadeniz'den gelen trafiği hem D100 karayolundan ayrılan trafiği daha rahat otobana bağlayabilmek için oradaki kavşağı alt geçitlerle ve üst geçitlerle destekleyeceğiz. Evet, bir diğer soruyu alıyorum. Evet, bir saygıdeğer Düzceli hemşehrilerimiz. Şimdi özellikle şunu söyleyeyim. Birinci soru cevap yaptığımızdan sonra bana ulaşan bazı haberler, sanki bu fanusun içindeki soruları biz hazırlayıp sunuyormuşuz gibi bir dedikodu kulağıma ulaştı. Herhalde kendisi yazan böyle bir soru sormaz kendine. Düzceli hemşerimiz demiş ki parti parti gezmeyi kendinize yakıştırabiliyor musunuz? Herhalde bunu kendim yazmazdım, yani onu söyleyeyim özellikle bu dedikoduyu çıkaran arkadaşlara. Şimdi partiler bir araçtır. Demokrasilerde partiler bir araçtır. Partiler sizi bir yerden alır başka bir yere götürür aslında. Binitler gibidir, arabalar gibidir aslında. Ya da bir şekilde vasıtadır. Tabii ki bir siyasi görüş, bir dünya görüşü, bir politika yapma biçimi ortaya çıkarır. Yani milliyetçisinizdir, milliyetçi politikaları benimsersiniz. Dünya görüşünüz de ona göre şekillendiği için size bir şey sorulduğunda ya da size o anlamda bir fonksiyon yüklendiğinde siz onu kendi siyasi görüşünüz doğrultusunda şekillendirirsiniz. Ya da sol görüşlü birisisinizdir. Size kendi siyasi görüşünüzle alakalı bir görev yüklendiğinde, bir fonksiyon yüklendiğinde yapacağınız işlerle alakalı bir takım tasarruflarda bunu belki ön plana çıkarabilirsiniz. Ama saygıdeğer hemşerilerim, Düzce Belediye Başkanı seçiyoruz. Düzce Belediye Başkanı bir kere belediye başkanı olduktan sonra partili belediye başkanı olamaz. Ben iki sefer belediye başkanı oldum. Beni belediye başkanı koltuğuna oturtan irade, yani o günün AK Parti il başkanı ya da AK Parti'nin yetkilileri, ilk içleri yakamdaki AK Parti rozetini çıkardılar. Belediye başkanı rozeti taktılar. Yani bu ne demektir? Burada oturduğun süre içerisinde sen AK Partili değilsin, herkesin belediye başkanısın. Ben de iki defa Düzce Belediyesi koltuğuna oturduğum günlerde hiçbir şekilde bir partili belediye başkanı gibi davranmadım. Herkesin belediye başkanı oldum. Herkese eşit hizmet ettim, ortak hizmet ettim. Bu geçmişte bizi tanıyan insanların hepsinin şahit olduğu en başta gelen işlerden bir tanesidir. Şimdi AK Parti'de siyaset yapıyorduk. Görüşümüz milliyetçi muhafazakardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkan adayı oldum ondan sonra, aday oldum. Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili aday oldum. Yanlış söyledim. Yine milliyetçi muhafazakardım. Yani bende bir değişiklik olmadı. Daha eskiden işte AK Parti kurulmadan önce işte Fazilet Partisi'nde, Saadet Partisi'nde, Milli Selamet Partisi'nde gençlik yıllarımızda siyasetin içerisinde olduk. O zaman da milliyetçi muhafazakardım. Yani ben milliyetçi muhafazakar, mütedeyin bir ailenin çocuğu olarak her zaman dünya görüşümü korudum, bugün de koruyorum. Ha, diyeceksiniz ki niye İYİ Parti'desin? İYİ Parti de milliyetçi muhafazakar bir partidir.
ve hiçbir zaman İyi Partili olmakla ben özde bir takım değerlerimi kaybedeceğime ya da bir takım işlerde farklı davranacağıma ya da beni farklılaştıracağına da asla inanmıyorum. Siyasi parti gerekir seçime girmek için, meclis yapmak için, o siyasi partiyle seçim çalışmaları yapabilmek için gerekir. Biz de İyi Parti'deyiz. İyi Parti'nin görüşleri de bizim görüşlerimizle paralellik arz ettiği için İyi Parti'deyiz. İnşallah seçimi kazandığımızda da yine İyi Parti rozetini yakamızdan çıkaracağız. Belediye başkanı rozetini takacağız. Sadece İyi Partililerin değil, bütün Düzcelilerin, sağcısıyla, solcusuyla, milliyetçisiyle, muhafazakar kimse tamamıyla eşit bir platformda belediye başkanlığı işini birlikte götüreceğiz. Belediye başkanı ne kadar halkla bütünleşebilirse, ne kadar halkla iç içe olabilirse, ne kadar halkın içerisinde olabilirse, halkın sesini ne kadar çok duyabilirse o kadar başarılı olur. Bizim geçmişteki başarılarımızın altında yatan sır da aslında budur. Düzce halkını her zaman kale aldık. İşte bugün görüyorsunuz. Bugün görüyorsunuz. Farkı siz görüyorsunuz. Hiç boşuna birileri bunun tersini ispat etmeye ya da izah etmeye kalkışmasın. Düzce halkından kopuk belediye başkanının, Düzce halkının dertleriyle dertlenmeyen belediye başkanının, Düzce halkıyla birebir ilişki içerisinde olmayan belediye başkanının farkını eskiden yaşayanlar bugün çok kolay muhasebe, muhakeme ya da karşılıklı bir takım işte test edebilme şansına sahipler. Dolayısıyla bugün biz İyi Parti'den belediye başkan adayıyız. İnşallah seçimi kazandığımızda da bütün Düzcelilerin belediye başkanı olacağız diyorum ve bir soru daha alıyorum buradan. Evet, saygıdeğer hemşerilerim. Konurhat'taki kazıları Faruk Özlü'nün sahiplenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu ben sormuş olabilirim herhalde. Yani bu benim de içimden geçen bir soru çünkü. Değerli arkadaşlar, biz Konurhat'taki kazıları zamanında başlattık. Faruk Özlü de devam ettirtiyor. Ama Kültür Bakanlığı, oradaki kazıların sahibi Kültür Bakanlığı'dır. Kazıları Kültür Bakanlığı yapıyor. Biz zamanında bunun üniversiteye devredilmesini istedik. Rektör de devralmak istedi. Ama birileri bu devri engellediler. Çünkü üniversite bu kazıyı yapıyor olsaydı bugünkü sahiplenenler bu kadar rahat sahiplenemezlerdi. Dolayısıyla o sahiplenmeyi yapabilmek için onun rantını siyasi ranta dönüştürebilmek için o gün üniversitenin almasını engellediler. Halbuki üniversite alsaydı, değerli Düzce'li hemşerilerim, Düzce Üniversitesi'nin bahçesindedir kazasında. Birebir yakınında ve Düzce Üniversitesi bünyesinde bir arkeoloji bölümü var. Yani Düzce'de Düzce Üniversitesi'ni arkeoloji bölümü olarak tercih etmiş öğrenciler var. Belki bizim çocuklarımızın içerisinde de var okuyanlar, Düzceliler de var. Şimdi Düzce Belediyesi, Düzce sınırları içerisinde Düzce Üniversitesi, Düzce Üniversitesi'nin içerisindeki arkeoloji bölümü kendi bahçesindeki arkeolojik kazıları yapamıyor. Böyle bir saçma şey olabilir mi? Niye Düzce Belediyesi direniyor bu konuda? Niye Kültür Bakanlığı'ndan bu arkeolojik kazının Düzce Üniversitesi'ne devredilmesini engelliyor? Nedir bu? Siyasi olarak ben burayı kullanırım. İşte kazdım, kazıyorum. Arkadaşlar, bir, siz kazıya sadece vasıfsız işçi desteği veriyorsunuz. İki, bir de uyarım olacak size. Kazdığınız şeyleri çok hızlı kazıyorsunuz. Kazdığınız envanteri de gece taşıyorsunuz. Bunun da hesabını bir gün size sorarlar. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Diyor, başka bir soruya geçiyorum. Evet, bir başka Düzceli hemşerimiz Küçük Melen'de yapmış olduğumuz Rubber Dam'i sormuş. Küçük Melen'e yapılan Rubber Dam projesinin akıbeti ne oldu? Şimdi öncelikle Rubber Dam neydi onu bir hatırlatalım. Rubber Dam iki amaç için yapıldı. Birincisi, orada Melen Su Park içerisinde suyu belli bir seviyede yükselterek bir havuz, bir gölet oluşturmak suretiyle orada eğlenceli bir alan oluşturmak için yapıldı. Yani bir lastik bariyer yapmışız. Bu lastik bariyer 2,5 metre şişiyor. Su arkasında 2,5 metre daha yükseliyor. İçeride kano gibi, lastik botlar gibi bir takım su işte içerisinde yapılabilecek sportif faaliyetlere uygun hale geliyor. Birincisi bu. İkincisi ise ondan çok daha önemli.
bir amaç. Hemen rubber dam, yani lastik bariyerin sol tarafında, yani Düzce tarafında bir tane kanal göreceksiniz. Betonarme kanal. O kanalın içerisinde bir tane jet motoru olacaktı. O motordan suyu geçirmek suretiyle, yani rubber dam'i şişirdiğimizde suyu o kanala verip jet motordan geçirmek suretiyle elektrik enerjisi üretecektik. Ve yaklaşık 1,5 megawattlık elektrik enerjisi üretimi olacaktı. Bu enerji de Düzce Belediyesi'nin kullanmış olduğu enerjinin neredeyse yarısı kadardı. Yani Düzce Belediyesi'nin enerji maliyetlerini en az %50 aşağı indirecekti ve ekonomiye de ciddi anlamda katkı sağlayacaktı. Bugün nereden baksanız 1,5 megawattlık bir enerji üretim tesisi ayda 3 milyon liralık fatura yazar. Yani o tesisi dumura uğratan, o lastik bariyeri çalıştırmayan, oradaki elektrik motorunu koymak suretiyle elektrik üretimini yapmayan kişi aslında her ay Düzce Belediyesi'ne 3 milyon TL zarar vermektedir. Bakın aynı şeyin daha büyüğünü Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Nehri üzerinde yaptı. Hem de bizden sonra yaptı. Orada yaklaşık 5 megawata yakın, hatta belki biraz daha fazla miktarda elektrik enerjisi üretiliyor. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Şimdi sırf Mehmet Kireç yaptı diye bu tesisi bir anlamda çöpe atmış olmak, ki gerçekten çöpe atıldı. Rubber dam suyun altında yatıyor, şişirilmiyor. Elektrik motoru yerine koyulacaktı, koyulmadı. Oradaki kanal da boş duruyor. Su şişirilecekti, su oyunları şu bu olacaktı. O da yapılmıyor. Bir de üstüne üstlük Melens Park projesi Düzce'nin nefes alma noktası. Bunu bile bile içerisine de minibüs garajı yerleştirdiler. Burada yuh olsun diyorum yani. Ancak böyle ifade edebilirim. Yani başka minibüs garajı bulamadınız da Melens Park'ın içini mi buldunuz? Minibüs garajı yapacak. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nı bit pazarına döndürdünüz. Melens Park'ı da minibüs garajına döndürdünüz. Artık bana şu kalıyor söylemek için: yıkın, kurtulun bundan. Tamamen yıkın. Nasıl olsa yıkmadınız, bir onlar kaldı. Onları da yıkın. Arkasından Düzce Belediyesi'ni yıkacaksınız. Onu da söylüyorsunuz. Yıkın. Yani geçmişte Mehmet Keleş'le ilgili ne varsa yıkın. Saat Kulesi'ni yıktınız. Yerine ne koydunuz söyler misiniz? Treni kaldırdınız, yerine metro mu koydunuz? Ne koydunuz söyler misiniz? Bunların hesabı zamanı ve günü geldiğinde bir bir tek tek sorulur inşallah. Sorulacaktır da, hiç endişeniz olmasın.